Şimdi sevgili Kızılcık Şerbetimizde neler oldu, neler bitti? Allah, yine Allah. Maşallah rekorlar ve tabii ki sorular, cevaplar. Bakalım neler olmuş efendim Kızılcık Şerbetinde bu hafta? Mevlüt'teydim, telefonum kapalıydı. Sonra aradım, senin telefonun da kapalı çıkıyordu. Çıkar tabii. Nezaretteyim. Ne? Ne oldu, kaza mı yaptın? Hayır. Karın yüzünden. Ali, iyi misin? Hiç iyi değilim. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Ben bıktım ya. Apo da Pembe Hanım yapmaz öyle şey deyince... ben de kayış koptu. Nasıl kayış koptu, o ne demek? Vallahi adios amigos demek. Gidiyorum ben. Ne gitmesi ya? Biraz kafamı dinlemem lazım. Benim Almanya'da bir arkadaşım vardı ya. Onu aradım, ona gideceğim. Alev'i merak ettim de ulaşamıyorum. Alev gitti Abdullah Bey. Gitti mi, nereye? Yurt dışına. Bir arkadaşının yanında. Sabahtan beri arıyorum, ben endişelendim. Size haber vermediğine göre endişelenecek bir konumda değilsiniz artık demektir. Madem bu kadar keyifli ve güzel bir ilişkimiz var, ben diyorum ki buna bir isim koyalım. İsim koymak derken? Yani resmileştirmek gibi, evlilik gibi. Çok yanlış bir şey söylemişim gibi baktın az evvel bana ama. Yok, yanlış değil. Tabii ki değil ama bence biz böyle iyiyiz diye düşünüyorum. Ha, sen evlenmek istemiyorsun yani. Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız. Ne? Çok üzgünüm. Evli misiniz bilmiyorum ama maalesef durum bu. Nasıl olabilir ya? Testlere birkaç kez baktık. Yok, hayır. Nasıl olur, hatta olmaz. Çünkü benim çocuğum var. Bir şeye falan ihtiyacınız olursa ben buradayım, söyleyebilirsiniz. Hı. Mesela ne gibi bir ihtiyaç? Nakit falan. Ya sen kimsin ki bize nakit yardım yapacaksın? Fatih lütfen. Bir dakika Doğan. Fatih, Umut o anlamda söylemek istemedi. Ya sen düne kadar evini bile ısıtamayan adamsın. Ne ara borç verecek hale geldin? Kime neyin havasını atıyorsun? Aşk acısı insana neler yaptırıyor. Gördün mü Abdullah Bey'in başına geleni? Kalp mi diyorsun ya? Ha, ne oldu ama, omzunu tuttu, sırtını tuttu. İnme falan, şöyle sağ sol. Belki şey... mide krampı. O zaman şöyle mi yapardı diyorsun? Vallahi bilemiyorum da böyle bir fizyolojik bir durum var orada. Göreceğiz yani. Umarım toparlanabilir bir halde olsun. Yani bir aşk insana bunu yaptırır mı? Baksana, aşk her şeyi yaptırıyor. Bak. Baksana Ebru'cum. Ama karşı tarafında yaptığı kumpası düşün. Evet. Bak, o da nerelere geliyor iş. Evet. Hiç önünü anlamadan, yani sonunu anlamadan neler olabiliyor? Eski eşi diyelim, güzel artık hareket yani yaptı. Alev. Alev güzel hareket yaptı. Pinko'nun yaptığına ne diyeceksin? Birdenbire yani. Kadını da çığırından çıkardılar. Evet. Pinko yani gerçekten intikamı böyle birazcık soğuk yenen bir yemektir misali. Ama daha hiç çaktırmadan ve hiç ondan beklenmeyecek bir şekilde attı o golü. Bilmiyorum. Diğer tarafta ya. Ailenin yemek hikayesine ne diyorsun? Yani yesinler, afiyet olsun. Değil mi? Sürekli bir yarış var aralarında. Tabii tabii, sürekli. O geçen hafta onu çağırmıştı. O bilmem ne oldu vesaire vesaire. Bu doktordan gelen rapor da beni apayrıca bir dedirtti bakalım. Aynen öyle. Ha, evlilik teklifini konuştuk sen de aramızda izlerken de. Böyle de evlilik teklifi olur mu diye. Tabii ki yani Kıvılcım kabul etmeyecek böyle bir evlilik teklifini. Hani bizim bir adımız olsun da öyle olsun da, ne kadar naromantik bir teklif. Ben olsam ben de kabul etmezdim. Böyle iyisiniz. Devam.
Niye ya? Evlilik kötü bir şey mi? Evlensinler. Hayır canım, evlensinler de romantizm yok, aşk yok, sarılma yok. Hikayeye bak ya, böyle çok soğuk bir şekilde. Ya ne bileyim, erkeğin doğasında var o. Bazı erkekler o şekilde yapamaz ya, sevdiğini gösteremez falan filan. Babaları düşün mesela Anadolu'da vesaire. Seviyor ama sevdiğini gösteremiyor. Hatta bilakis daha da şey davranıyor. Böyle bir teklif yapacaksan biraz daha özenli bir konuşma yapabilirsin en azından. Hareketler çok önemli değil. Ha, niyetini belli edeceksen biraz daha romantik olabilir. İnternetten bak ne yapılır ne edilir. Romantik konuşmalar var, onu böyle eline yaz, çiz şöyle. Yardımcı olsun diyoruz bu kadar zamandır beraberiz diye. Hadi bakalım. Buyurunuz.